dünyasından merhaba. İş dünyasından da bugün inşaat diyeceğiz, gayrimenkul diyeceğiz ama daha öncesinde reel kesim güven endeksi geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamaları ekrana yansıyor. Haziran'da reel kesim güven endeksi 104,9 oldu. Mayıs ayında neydi? 109'du. Gerileme dikkat çekici. Merkez Bankası'nın Haziran ayına dair, reel kesim güven endeksine dair açıklamaları. Şimdi tüketici ne yapıyor diyoruz? Yatırımcı ne yapıyor? Yerli olsun, yabancı olsun. Bu arada da kapasite kullanım oranında geliyor. Kapasite kullanım oranı, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı dediğimizde %75,1 oldu. Daha öncesinde Mayıs'ta 74,9'du. Burada biraz çarklarda artış var. Çarkların hızında artış var sanayide. Ama diğer türlü tüketici reel kesim, reel kesim güven endeksi dediğimizde orada da düşüş söz konusu. Bakacağız, inceleyeceğiz durumu ve bunun için de hemen değerli konuğuma merhaba diyeyim. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi her yerden, içeriden dışarıdan o kadar son dakikaların ardı ardına yağdığı bir dönemdeyiz ki. İşte içeride gözümüz Ankara'da, siyasette, evet, koalisyon pazarlıklarında. Şimdi meclis başkanlığı için adaylıklar ortaya çıkıyor, isimler netleşiyor. Evet. Diğer yandan baktığımızda Yunanistan bir türlü netleşemeyen konu, bu euro doları dalgalandırarak karşımıza çıkartıyor. Bunların hepsi de içeride maliyetleri değiştirtiyor aslında sizlere. Bu nokta itibariyle bir de diğer yandan maliyet derken hani kurun hareketiyle birlikte yabancının ilgisini de nereye götürecek? İşte seçim sonrası neydi, ne oldu? Bunlara da bakıyoruz. Dün TÜİK'in açıklamaları vardı konut satışlarına dair. Üzerine çok çok konuşulacak rakamlar çıktı aslında bize. Ben de bunları size sormak istiyorum. Faiz arttı, konut satışı yavaşladı diyebiliriz. Şöyle bir önceki aya döndüğümüzde Nisan'da %42,7'lik bir konut satışında artış varken o 19,4'e düştü. Diğer yandan baktığımızda bardağın dolu tarafından yabancı alımda diyebiliriz, hı hı, Mayıs verileri itibariyle. Önce bugünden başlayalım. 24 Haziran bugün yerli olsun yabancı olsun konut alıyor mu? Yani yerli açısından bakıldığında seçim öncesiki durum aynı şekilde devam ediyor. Yani seçim öncesinde belirli bir belirsizlik vardı ama yine de bir dengeli satış vardı ve ilginç bir şekilde şu anda koalisyon görüşmeleri olmuş olmasına rağmen yerli de öyle bir problem gözükmüyor. Ama daha da ilginç olan, bizi şaşırtıcı olan ise yabancı biraz durdu. Yani alışık oldukları tek parti, alışık oldukları Recep Tayyip Erdoğan'ı çok iyi biliyorlar. Orada Arap dünyası çok daha farklı gözüküyor. Zannederim ondan dolayı Türkiye'de belirli bir istikrarsızlık olabileceği noktasıyla beraber yani yabancı yerliden daha az, yerli daha soğukkanlı, yabancı biraz daha olayları görmüş istiyor. Büyük ihtimal bu koalisyon kurulduktan sonra, taşlar yerine oturduktan sonra yabancı satışı artacak. Çünkü yabancı satışı artık devamlı bu ekranlarda belirtiyoruz. Ciddi anlamda önemli. Yani satışlarımızın %35'ini, 30-35 rakamı yabancıdan geliyor ve bunun önemli bir bölümü de Körfez ülkelerinden geliyor ve Körfez ülkelerinde baktığı belirli parametreler var. Bunlardan biri de alışık olduğu AK Parti hükümeti ama yerli açısından bakıldığında ise hiç seçimden önce anlatıldığı gibi işte buhran olur, işte olumsuzluk olur, şöyle olur böyle olur bir havası yerli de yok. Aynı şekilde devam ediyor. Evet, çünkü seçmen dedi zaten, hani değil mi? Aynı, evet, zamanda tüketici dedi. Sandıktan çıktı, evet, mı sonuç, koalisyon, evet, uzlaşı mesajı doğrudan sandıktan çıktı. Onun için hani içeride de belki işte Dorateller'in seçim öncesi dönemine geldiğini, borsada da yine seçim öncesi dönemine, evet, geldiğinde görüyoruz. Dediğiniz önemli bir şey var. Bir süre sonra yabancılarda da alım gelecektir diyorsunuz. Belki de orada da şu var mıydı? Hani dolar fırladı, yabancı alıma geçti. Çünkü onlar için daha ucuz hale, evet, geldi. Evet, ucuzladık. Konutta, ofiste, değil mi? Evet. Şimdi belki biraz daha sakinleşmesi mi bu, belki de talepteki yavaşlamasını getiriyor Haziran ayı itibariyle? Mutlaka yani başlangıçta arttı. Evet, dediğiniz gibi dolar hızla arttı ve bizim konutlarımız göreceli olarak fiyatı düştü. Yani %25'e yakın fiyatlar düştü. Biz de piyasanın terbiye ediciliğiyle beraber ciddi anlamda zam yapamadık. Bunları maliyetlerimizi fiyatlara yansıtamadık. Yansıtamadığımızdan dolayı da konut tabii ki onlara cazip oldu ve onlar da almaya devam etti. Bir de ümit ediyorlardı. Yani Türkiye'de her zaman seçimden sonra Türk ekonomisi büyüme kat etmiştir. Yani 2007'de zannederim bizim sektör %11,5 büyüdü. 2011'de %5'e yakın büyüdü.
Ama şu son seçimde %2.2 büyümüş. Yani genelde büyüme kat eden bir sektör. Seçimden önce de yatırım yapmanın olumlu olduğunu düşünen bir takım kitlelerde herhalde vardı gayrimenkul sektörü açısından bakıldığında. Ama tüm sektörü, yani tüm ekonomiyi kapsadığında belki benim bu yorumlarım tam anlamıyla doğru anlam vermeyebilir ama bizim sektörümüz açısından zannederim bu şekilde. Evet, son derece önemli başlıklar şimdi. Arkadaşlar da küpürleri de ekrana yansıtıyor. Dolar fırladı, yabancı ev aldı. Milliyet bu evet. Şekilde görürken Hürriyet'te faiz arttı. Konu satışı yavaşladı. Şimdi her açıdan bardağın dolu tarafıyla da boş tarafıyla da değerlendirebileceğimiz rakamlar dedik. İçeride çünkü... Belki Hanım orada bir şey var yalnız. Faizin evet. Artmış olma ihtimali konutu hızlandırdı. Yani bir de arada bir... Öyle çekti talebi. Evet, insanlar yüksek seçimden sonra yüksek oranda... Konut almayayım diye, faiz yüksek oranda ve fiyatı yükselmiş olan almayayım diye öne çekip düşük orandaki faizden alayım diyenler de çıktı. Evet, aslında şu da var yani normalde ikisi birden bu kadar hızlı artar mı dedirten. Hem otomotiv satışları artıyor hem konut satışları artıyor değil mi? Hani biraz birbirini ikame eder gibi gözükürler büyük, aslında. Büyük alışverişe girmiş durumda yatırımcı diyelim, tüketici diyelim. Şimdi buradan devam edecek olursak mesela... Körfez dediniz. Onlar da satın almalarını doğrudan dolarla yapıyorlar herhalde. Yani dolarla satmıyoruz biz. Biz Türk lirası yapıyoruz. O anki kura göre şey yapıyoruz, döndürüyoruz. Ama tabii ki onların kendi paraları dolar olduğuna göre bizim paramız değersizleştiği zaman onlar çok daha uygun fiyata alıyor. Yani 100 birim alacağına 98'e, 97'ye, 90'a, 80'e bile düşmüş oldu yani insan arasından evet. Bakıldığında. Buradan devam ettiğimizde bugün mesela sevgili Güngör Uras da konut satışları canlılığını koruyor başlığıyla kendi köşesinde olayı değerlendirmiş ve şöyle bir hesap üzerinden gidiyor. Ayda 100 bin konut satılmak durumunda. Yani biraz önce işte dediğimiz kapasite kullanım oranı. Hani sanayi ile inşaatı çok karşılaştırdık evet. Ama diğer yandan yan sanayi olarak baktığımızda, inşaat malzemeleri olarak baktığımızda da sanayinin çarkı adına da önemli. Şimdi bu çarkın işlemesi de, inşaattaki çarkın işlemesi de her ay 100 bin konut satılmalı hesabını evet. Çıkartıyor. 50 bini sıfır konut. 50 bini de ikinci el diyebiliriz ya da üçüncü el. Evet. Bu nokta itibariyle her ay 100 bin konut satılıyor mu? Yani yaklaşık olarak şeylere bakıldığında ruhsat alma şeylerine bakıldığında ruhsat almada belirli bir düşüş var ama zannederim yine bir 450 bin 500 bine yakın konut için ruhsat alınmış. Aslında ben daha çok arz ve talep açısından o rakamı çok daha önemsiyorum. Çünkü en gerçekçi rakım o. Çünkü direkt insanlar firmaların çıkarttığı proje ortaya sünce ürün miktarı 450-500 bin. Yani demek ki o civarda yani o civarın yani 500 bin 600 bin civarında satılıyordur. Yani satıldığına ben de inanıyorum. Satılmasa zaten bu kadar konut tüketilmez ama bir de zaten işte diyorum ya tekrardan bir de araya yabancılar da girdi. Yani bu yabancıların girmesi aslında girmeseydi 2013-2014 gayrimenkul sektörü için özellikle belirli montanda iş yapan firmalar için daha zorlu geçebilirdi. Değil mi? Onların devreye hani girmesi. Balon var mı dediğimiz, stok yönetimi dediğimiz, arzla evet. Talep birbirini örtmüyor. Çünkü hani gelir seviyesi düşük insan konut talep ederken bütün konutlar üst gelir evet. Seviyesine yönelik değil mi? Hepsi rezidans evet. Halinde karşımıza çıkıyor derken o dengede yabancı çok net bir şekilde kurtarıcı oldu. Bayağı. Bundan sonrası nasıl sürdürülebilir? Çünkü bir anlamda siz yurt dışı fuarlarla da doğrudan yerinde satışla da yurt dışına açıldığınız hep Körfez'den bahsediyoruz ama Rusya'da mesela önemli bir adreste özellikle Antalya gibi adresler evet. için bölgeler için Akdeniz bölgesi için orada da mesela aşağı yönlü hareket vardı. Biz yerinde çünkü gayrimenkul zirveleriyle yerinde gittik hep inceledik işte Adana'ya gittik CMC olarak Antalya'ya gittik Bursa'ya gittik hep yabancıyı da tansiyonun da oradaki talebi de kolladık. Bu nokta itibariyle Ruslar da mesela önemliydi. Ne dersiniz? Bundan sonra nereden gelecek? Hani Körfez'i ne kadar çeşitlendirebiliriz? Vallahi aslında bu bize ve devlete düşen bir iş. Gerçekten biz iyi tanıtırsak Türkiye mümbit topraklar. Özellikle de İstanbul iklimiyle, kültürüyle, vermiş olduğu misafirperverliğiyle, turistik yerleriyle ve yani dini açıdan da yakınlıklarıyla birçok farklı avantajlar sunuyor. Ve bu avantajlar da devam ediyor. Her geçen günde daha da biliniyor, daha da artıyor. Yani bazı dönemlerde bir duraksama oluyor. Mesela Gezi döneminde bir kısa
çok kısa bir duraksama oldu. Çünkü çok görsel bir şey vardı. Yani ortaya çıkan bir olaylar vardı. Bu olaylar o taraftan farklı algılandı ama öbürkü zamanda hemen bu eksiğini tamamladı. Yani ve her geçen gün artarak devam ediyor. Yani gayrimenkul sektörüne yabancı ilgisi azalmayacak gibi gözüküyor. Yani gayrimenkul sektöründe balon var derken aslında kısa vadeli ortaya sürülen ürünle ilgili balon var. Bir fiyatla ilgili yok. Taleple ilgili de orta ve uzun vadede olacağını ben pek zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'nin deprem kuşağında olması, 30 yaşın üzerinde %50'sinin fazla konuttan olması, %65'inin işte depremde dayanıksız olan konuttan olması birçok faktör var. Bir de bu işin içine bir de yabancılar girince, genç nüfus demografi girince konut sektörü hızlı gidecek. Yalnız problem şu, işin dengesizliği şu. Herkes aynı anda aynı segmente hücum ederse işte orada bir adetsel olarak bir balon oluşabilir. Adetsel olan balon da aslında fiyatları artırmaz, fiyatları düşürür. Firmaların rekabetten dolayı sıkıntıya girip girmeme sonucu oluşturur. Firmalar rekabetten dolayı sıkıntıya girerse gayrimenkul sektörünün odaklı, firmalar odaklı bir kriz olabilme yani olabilir. Kötü, çok çok kötü senaryoda bakıldığında ama bu pek böyle olmadı bugüne kadar. Yani yapılanlar teslim edildi. Gecikmeler olsa da devam edildi, gitti. Ama bundan sonrasında tabii ki ciddi bir rekabet ortamı var. Piyasanın sesini dinleyen firmalar, ölçek ekonomisini iyi kullanan, verimli önem verebilen firmalar, tüketici daha iyi anlayabilen firmalar ayakta kalacak. Diğer firmalar ise başaramayacaklar. Evet, gibi gözüküyor. Zorlu bir süreç, rekabet ortamı. Biraz önce dediğiniz evet. gibi hani %25'lerde bir kurla birlikte bir yabancı için daha ekonomik hale geldiniz ama diğer yanda maliyetler arttı ama böyle bir lüksümüz yoktu. Fiyatları artıramadık dediniz. Şimdi de geldiğimizde hani nereye gider dediğimizde evet bir konutta arz talep arasında bir dengesizlik var ama bunu da stok yönetimi noktasında bir sorunsuz devam ediyoruz dediniz. Şimdi yabancı dediğimizde hep başta şunları gördük. Belli noktalarda yanlış tam düzeltin lütfen. Mesela Beylikdüzü gibi adreslerde değil mi? Doğrudan yatırım yaptılar. Çünkü fiyatlar artacak diye. Ama sonrasında da hep şuna baktık. Acaba yabancı oturmaya da gelir mi? Doğrudan burayı mesken haline getirir mi? O noktada mıyız şu anda artan satışlarda? Yoksa hala yatırım fırsatı olarak hani blok blok mu alıyorlar? Yani bizim gözlemimiz genelde yatırım fırsatı olarak alıyorlar. Yani apart gibi yani gelip yazın işte belirli bir süre kullanıp ondan sonrasında ise bekletiyorlar. Bazıları da kiraya vermek istiyor ama çok genel anlamda yatırım amaçlı kullanıyor. Kira getirisi olarak düşünüyor. Zaten yatırım için alan yerli yabancı herkes ilk baktığı kriter kira getirisi. Yani kirasının yüksek düzeyde olup olmaması. Farklı dinamiklerde devreye giriyor. Mesela Türkiye güvenli bir pazar, güvenli bir ülke görüp, kendi ülkelerini güvensiz görüp, zorda kaldıkları zaman kendini atabilecekleri bir adres olarak da görebiliyorlar. Bu tarz faktörler var ama genel anlamda oturmaktan öte yatırım için alıyorlar. Evet, özellikle mesela Suriye'den de çok fazla evet. bu noktada alımlar da gelmişti. Şimdi hep biraz önce de konuştuk işte fiyatlar hep dedik ucuzlar mı? Her sorduğumuzda da sizler dediniz ki hayır tam tersine artacak arsa maliyeti ortada dediniz. İstanbul'un özellikle de taşı toprağı altın sözünü bir kez daha haklı çıkartan açıklamalarda bulundunuz. Ben yine aynı soruyu soracağım. Fiyat ne olur ucuzlar mı? Yoksa? Fiyatların... Yani ucuzlama şansı gerçekten yok. Yani çünkü Türkiye'de belirli bir enflasyon var. Yani bu enflasyon dediğimiz herhalde inşaatta farklı işte bilmiyorum ama yani arsa maliyetleri, işçilik maliyetleri birçok farklı faktörler devreye giriyor ve inşaatın maliyeti artıyor. Yani siz 2 sene önce yaptığınız inşaat maliyetini 2 sene sonra yapamıyorsunuz. Yani mecburen fiyatın artması gerekiyor. Ondan dolayı da yani fiyatı eğer geriye düşecekse bir firma geri adım atıyorsa eğer bir daha önce satmış olduklarından dolayı atamaz zaten. Zorda kaldıktan da atıyorsa o zaman demek ki bir şeyleri feda ederek yapıyor. Normal şartlarda, normal gidişatta, hayatın akışı açısından baktığımızda fiyatlar azalmaz. Ama şu da var, hep bunu ben kendi adıma o şekilde söylüyorum. Yani aman kaçırmayın fiyatlar artacak. İşte sürü psikolojisi, dolduruş havası noktası yok. Yani gerçek çok dengeli bir şekilde gidiyor. Yani yani oldukça dengeli, oldukça istikrarlı bir şekilde gidiyor. Bu noktada hangi aşamadan insanlar girerlerse kendilerine uygun fiyatta konut alabileceklerine ben inanıyorum. Yani çok böyle zıplayarak gelen bir fiyat şeyi yok. Hormonlu bir piyasayla karşı karşıya değiliz. Şu veri de aslında bunu teyit eder mi diye soracağım size. Kredili satışlar artıyor. Şimdi evet. bu önemli gerçekten. Çünkü hep payının az olmasından dem vururduk. Şimdi de hani
yine göreceli olarak az diyebiliriz. Her 100 konutun 38'i kredili ya da ipotekli bir şekilde satılıyor. Bu rakamı nasıl yorumlayalım? Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani bir sektörün kayıt içine girmesi açısından önemli. İkincisi gayrimenkul sektöründeki olan insanların işin finansal boyutu, gerçekten komplike ve karmakaşık olan finansal boyutundan çıkıp olayın o boyutunu bankaya devretmesi açısından önemli. Tüketicinin bankayla beraber onun da kontrol garanti olmasıyla ve kendini rahat etmesi, bu sayede ekonomide gayrimenkulden dolayı problem olmaması açısından da çok önemli. Yani sadece firmayla tüketicinin karşı karşıya kalması değil de arada bir de bankanın olması açısından önemli. Birçok faktör açısından önemli. Bunun yaygınlaşması gerçekten önemli. Bizim de genelde bizim oranlarımız da sizin bahsettiğiniz oranlara yakın. Ya biz de son zamanlarda peşin satışlar arttı. Öyle mi? Evet. Bu yani. Acaba kur artışını, kur kazancını, dövize artışını realize eden yatırımcı olabilir mi? Bence çok büyük ihtimal o şekilde var. Yani insanlar daha yukarıki fiyattan bozdurup parasını ikame edip konutun da fiyatının yükselmediğini, dolar bazında yükseleceğini öngörüp oradan oraya atlayıp şey yapabilir. Konut banka konut kredinin yüksek olmamasından dolayı, faizlerin yüksek olmamasından dolayı, tüketicinin yani mevduata yatırdığında yüksek olmasından dolayı oluşabilir. Altının biraz dengesi seyir izlemesinden dolayı da oluşabilir. Çünkü en büyük yatırım altına yapılıyor. Gayrimenkul dövizden sonra bir üçüncü sırada gibi gözüküyor benim bildiğim kadarıyla. Yani insanlar yatırım yapma şeyinde. Geleneksel yatırım araçları olarak yani bakıldığında. Hı hı hı. Yoksa bizde yatırım yapanlarla hisse senedi yatırımı çok farklı yani hiç alakası yok. Yani bizim yatırımcımız da yani bizim yatırımcımız CNBC'yi izleyip işte belirli şeylere bakıp işte hangi şirket daha değerlidir şuradan şuraya mı yapayım gelecekte ne olacak gibi çok az. Bizim yatırım tam tersi onlardan biraz çekiniyor. Daha geleneksel, daha Osmanlı olan gayrimenkule şey yapıyor. Çünkü gayrimenkul kısa vadede sizi bazen üzebilir. Ama orta ve uzun vadede pek üzmüyor. Yani devamlı kazanan bir şey gayrimenkul. Ondan dolayı da insanlar gayrimenkul klasik bir yatırım aracı diyorsunuz. Klasik, yatırım evet. Aracı olmaktan da çıkmaz herhalde bu sözlerinizden sonra söyleme ihtiyacı evet. Hissettim. Şimdi onu soracaktım aslında. Yerlide yatırım oranı nedir? Biraz önce dedik ya hani kurdan kazancını realize edip de acaba evet. Konuta mı yöneldi diye. Bu nokta itibariyle acaba hani daha küçük konutlar mı alıyor? Oturmaya mı geliyor yerli de yoksa doğrudan yatırıma mı yöneliyor bu sizin de evet aynı tespitteyim dediğiniz noktada? İşte bazı projelerin sizin içerisine yerleştirmiş olduğunuz dağılıma göre bağlı. Ama genel anlamda bizim kendi oranlarımız açısından baktığınız yani 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 yüzdesi olarak ne kadar koyuyorsunuz? O açıdan baktığınızda 1 artı 1'ler önce satılıyor. Her zamanki klişe, değişmeyen bir klişe bu. Ve genel anlamda yatırımcılar alıyor. Yani bunun %70 yatırımcı alıyor, oturumcu almıyor. Oturumcu 2 artı 1. 2 artı 1'e son zamanlarda kilitlenmeye başladı ve 3 artı 1 alıyor. Hatta daha da şey artık 4 artı 1'ler de talep görmeye başladı. Yani oturumcu ama 3 artı 1 onları yeteri derecede tatmin etmiyor. Ama bu rezidans tarzı olanlarda 4 artı 1'ler değil de daha yaygın, daha yatay olan projelerde 4 artı 1 almak istiyor. Ama yatırımcı genel anlamda 1 artı 1 alıyor. Daha uygun kiralayabiliyor, daha rahat kiralayabiliyor, daha geniş bir segmente hitap edebiliyor gibi. Hala 1 artı 1 iş yapıyor. Çok konuşuldu. 1 artı 1 iş yapıyor. Çok tartışılmıştı değil mi? Şimdi izleyicilerimizden son 2 dakika içerisindeyken Emre Bey'den bir soru geliyor. Uzunca bir soru ama ben hızlıca okumak istiyorum. İstanbul'da yapılan binlerce konutluk sitelerin yasal olarak yönetimi 2 yıl için müteahhit firma tarafından yapılıyor. Ve aidatlar müteahhit firma tarafından toplanıyor. 3000-5000 konutluk siteler dikkate alındığında çok büyük paralar toplanıyor diyor izleyicimiz ve ekliyor. Bu da bir rant yaratmıyor mu? Bazı müteahhit firmalar 2 yıldan sonra bu ranttan vazgeçmediği için yönetimi devretmiyor ve konut sahipleriyle davalık oluyor diyor. Hı hı. Ne dersiniz bu konuda? Siz bu, yönetimi devam ettiriyor musunuz yoksa 2 yıldan sonra çekiliyor bizim, musunuz? Bizim ayrı bir firmamız var. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü devam edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu biz çok yaşadık. Biz ilk zamanlar bu şekilde bir firmamız yoktu. Bundan 7-8 sene önce. Ama siz devreden çekilip ondan sonra orada yönetimsel olarak her zaman problem oluyor demiyorum. Ama tüketiciler yani oradaki sakinler yönetimi yapıp orada bir problem olduğu zaman daha sonraki olan sürece bütün problemlerin sonucu olarak günah keçisi olarak sizi görüyorlar. Yani 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra geçse bile sonuçta siz bundan şey yapıyorsunuz. Bir taraftan da firmalar eğer
bugünden yarına kendini götürmek istiyorlarsa hizmetini çok iyi vermek durumunda. Sadece ürünü verip, sadece tüketiciyi verip yapmaması gerekiyor. Tüketicinin birçoğu da zaten firmanın devam etmesini istiyor. Yani hatta niye bıraktınız gittiniz diyor. Neden malınızın arkanızda durmuyorsunuz diyor. Aidatların gücünden çok diyorsunuz. Markanın gücünü korumak adına bu yönetimde kalma durumu. Tabii günün... firma daha şeffaf olup bütün hepsinin hesabını zaten veriyor. Ama tabii ki bazı insanlar daha hassas, daha sorgulayıcı olabiliyor ve bu onların hakkı, yapabiliyorlar. Onlar da kendi hakkını savunmak durumunda ama genel anlamda biz mümkün olduğunca olmaya çalışıyoruz. Ve genel anlamda da pek... tüketici de bizi bırakmıyor. Yani her genel kurulda kazanıyoruz. Yani bizim giren şirketimiz, Pusula şirketi bunu kazanıyor. Çünkü demek ki bir memnuniyet var diye düşünüyorum. Hayatta iktidarda olanı devirmek zor mu? Onu da bilmiyorum. Çok konuşulur, çok tartışılır. Ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler Dumanka'ya, İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumanka'ya. İş Dünyası'ndan bölümünde bizimle birlikteydiniz. Her ay 100 bin konut satılıyor mu dedik. Satılıyordur dedi Uğur Bey de. 400-500 bin üzerinden bir hesabı yapıyoruz. Zira biz inşaatçılar olarak diye de ekledi. Tüm bunlar dile geldi İş Dünyası'ndan bölümünde. Umarız yarın iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek. Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar.